anne. Dur eğilme sen. Ne bakıyorsun? Ha? Ne bakıyorsun? Şebek, gel buraya. Ya hoş gel. Senden nefret ediyorum. Ben de senden nefret ediyorum ya. Bir daha bana böyle bir şey yapma, tamam mı? Tehdit gibi mi? Evet. Kızım biz abiyiz. Allah Allah. Abim benim. Can nerede? Okula gönderdim onu. Annem, canımın içi, ben bizim odayı hazırladım sana. Gir yat rahat rahat. Yok anne, tövbe estağfurullah. Ne sizin odası ya? Buraya bir şey ser, ben burada yatarım. Olmaz burada oğlum. Ya anne, olur burada yatarım mı? Oğlum rahat değil burası. Laf dinle. Ya burası rahat. Allah Allah. Kalk kız. Ne bakın kalk. Bak gayet rahat. Fırat annem doğru söylüyor. Ha? Ha? Geldi doğrucu. Sen bana doğrucu mu dedin? Ha? Sen bana doğrucu mu dedin? Sen bana doğrucu mu dedin? Tamam. Yavaş bak. Sen bana yavaş. Doğrucu mu dedin sen? Bak büyük olaylar atlattım. Ha. Hem darlamayın beni, vallahi giderim ha şimdi. Rahat bırakır oğlum ya. Baba. Oğlum. Oğlum. Hasibe. Ay ne var? Geldim, geldim. Hasibe. Ay, yoktu başka sanki derdim. Habire beni çağırıp duruyor. Herhalde artık kaç tane kirpiğim vardır biliyorsun. Sultan. Bir tane. Canımın en içi. Sana bir şey olsaydı. Taş üstümde taş kalmazdı. Evet biliyorum. O yüzden dünya bence bana borçlu. Abicim. Ama bu sadece bir kaza. Herkesin başına gelebilirdi. Doğru söylüyorsun. Kaza kaza da... Ne işin var senin o arabada? Fırat'a bir süredir ulaşamıyordum biliyorsun. Ben de karakolun olduğu sokakta bir arkadaşımı ziyarete gittim o gün. Sonra işte çıkışta Fırat'ı gördüm falan derken öyle işte yani tesadüf sadece. Anladım. Her şeyin altında bir şey aramasanız sen de Aziz abim de. Oldu bitti geçti. İyiyim ben. Herkes iyi. Sorun yok.
Sen iyi olduğun için sorun yok. Fırat'la Yalçın abi iyiydi mi? Bak bana yalan söylemiyorsunuz değil mi abi? Sana kaç defa söyledim iyiler, her şey yolunda. Biraz sonra ararız konuşursun olur mu? Tamam. Abim. Hı? Senin gözlerin altı mosmor olmuş. İyiyim ben. Ben çok iyiyim bak. Şurayı doyururum mesela. Hadi gel. Yanımdan hiç ayrılmadan. Abi. Nasılsınız bakalım? Korkmaz herhalesin. En kıymetlisi. Şımarırım bak. Nasıl ya? Pardon. Bu senin şımarmamış halin mi? Söyleyin bakalım. Kesin öleceğim de. Sultan, bir daha sözü ağzına almayacaksın lütfen. Sakın bir daha o kelime ağzına alma. Tamam tamam, kızmayın. Da. Annemle babam nerede benim? Hı? Niye gelmediler? Hey. Hey, bana bakın. Ne oldu? Bir şey oldu. Babam seni duyunca. Ben onunla telefondaydım en son. Kalbi biraz kendini hatırlattı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir dur ya. Ha, dur oğlum babama. Sultan dur. Abi babama götürün beni. Sultan bir dur. Sakin ol. Sakin. Abi asla gitmemiz lazım. Babam gayet iyi. Yani öyledir değil mi? Ben görmedim. Sen gördün. İyi iyi. Bak. Ara o zaman. Tamam, bir sıkıntı yok. Bak. Evdeler. Onu sen istedin. Bir saniye. Efendim Kerem. Babam. Sultan. Kızım. Kızım. Ya ne bu böyle? Hepiniz sulu göz çıktınız. İyi misin babam? İyiyim kızım, iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Ben de böyle abiler olduğu sürece kötü olmamın bir yolu yok babacığım. Kızım. Annem. Kızım, seni gözümle görmedikçe içim rahat etmedi ama bu Aziz abin izin vermedi gelmemize. Yok yok, iyiyim, merak etme anneciğim. Bence akşama sofrada beraber oluruz. Kızım. Hadi kapatıyorum ben şimdi. Tamam kızım. Artık ikiniz de dünyayı rezil edebilecek bir fotoğraf var elimde. Bana ona göre davranın yani. Ne ya? Şimdi bunu kendime gönderiyorum. Sonra senden de siliyorum. Çünkü bu benim zaferim. Konuşurken fotoğraf çekiyor mu ya? Ama çok komik çıktınız. Bunu kullanmıyorsun Sultan. Beşiniz birden ekrana girince ama abi gerçekten çok komik. Koca kafalar size. Ha? Hastamızın sesi dışarıya kadar geldiğine göre iyiyiz demektir. Ay. Delirdin galiba dayı. Ne demek işlerim var ya? Emine bak. Bakamam. Bakamam dayı, olmaz ya. Ya olmaz, izin veremem yani. Şu halde gidemezsin. Tamam. Bak bizim içeride odalarımız var. Dinlenme odaları. Biliyorsun. Kötüleşirsem sana haber vereceğim. Bir şeyleri kontrol etmem lazım. Ha bu arada ablamlara bir şey söylemedin değil mi? Yok söylemedim. Yani bugün konuştuk ama. Zaten dedemin ölümü hepimizi mahvetti. Bir de üstüne babam bugün tansiyonu düşmüş, bayılmış, hastaneye kaldırmışlar. Bir de bunu duymasınlar, mahvolurlar. İyi yapmışsın. Dayı sen emin misin? Bak benim hiç içime sinmiyor böyle. Saat başı arayacağım söz. Ha gelmeyeceksin yani. Hadi sen de git biraz dinlen. Bak bir yerlerde düşüp kalacaksın.
Dur kız dur. Ay. Kazadan değil senin sarılmandan öleceğim ha. Ay iyi misin dayıcığım? Bence bir şey olmadı. Bence iyisin yani. Çünkü bir şey olsa duramazsın. Bence iyi gözüküyorsun şu anda. Ben bir şey yapmadım. Sen var ya sen. Benim canımsın canım. Sen de benim bir tanecik dayımsın. Hadi. Beni böyle görmesinler. Kimseye sözümü geçiremem. Tamam. Allah Allah. Bir şey olmuş. Hadi Emine. Sen git artık. Tamam dayıcığım. Ne oldu Mıstık? Komiserim çok duygusal bir anda dayanamam. Hadi. Gir içeri ben geliyorum hemen. Emredersiniz komiserim. Herkes deli. Nasıl oldun? Daha iyi günlerim oldu. Ama çok acele etmişsin ayağa kalkmak için. Kaburga kırığı. Yatsan da aynı, yatmasan da. Yıktıyız zaten. De, sen niye buradasın? Telefonun yok. Doğru. Şükürleri elimizden kaçırdık. Nasıl? Bak artık başımızda daha büyük bir dert var. Bunu haber vermek için geldim. Şükrü'nün Davut'un adamlarıyla irtibata geçtiğini düşünüyorum. Dakika. Bir taraftan topluyoruz, diğer taraftan dağılıyor ya. Öyle. Aziz haber vermemi istedi. İyi yapmışsın. Ben telefon işini hemen hallederim. Bir gelişme olursa haberleşiriz. Tamam. Komiserim. Efendim. Sağ olasın. Her şey için. Eyvallah. Ablacığım, iyisin değil mi? Bir şeye ihtiyacın var mı? İyiyim. De. De ne? Benim telefon yok ya. Al benimkini. Yok ya bu şey. Böyle bir şey değil bu. Şey Sultan'ı bir arayayım diyorum da. Yani muhakkak aramam lazım sonuçta. Özlü iyi kızım. Anladım. Şimdi ben sana telefon almaya kalksam senin imzan olmadan hat çıkarmazlar. Benimkinden arayalım. Bana bak. Aziz denen adamı arayacaksan. Her şey normale döndü. En başa döndük. Abla bilmediğim bir sürü şey var. Evet var. Sen bana hepsini teker teker anlatacaksın. Ya tamam. Anlatacağım. Ha. Sende Kerem'in numarası da vardır. Var. İyi sen onu ara bakayım hadi. Tamam telefonumu alayım şarjdaydı. Bunun hesabını ödeyeceksin Leyin. Hem de çok ağır ödeyeceksin. Bu şartlar altında ya kalırsın ya da... Kalıyorum. Bu akşam istemeye geliyorlarmış, söz keseceklermiş. Aziz geldi. Ben de Yalçın'la evlenmekten vazgeçtim. Bu kadar çabuk pes edemezsin Nehir. Şimdi değil. Düşün.
Hastamızın durumu ne? Hastamızın genel anestezin etkisinden çıkması tahminimizden daha uzun sürdü. Ameliyat esnasında oluşan solunum problemi ortadan kalktı. Yani şu an durumu iyi. Bacakları? Bildiğiniz gibi bacaklarında parça kırıklar var. Platin yerleştirdik. Ayağa kalkma süresiyle ilgili bir şey söylememiz mümkün değil. Kendisi burada kalmak istemeyecek. Bana sorarsanız bir süre daha burada kalması gerekiyor. Biz buradaki imkanları eve taşısak. Öyle hayati bir durum değil. Burada fizik tedavi uzmanlarımız var. Her gün kendisiyle. Tamam. Biz uzmanları eve getirebiliriz. Peki siz bilirsiniz. Ama sık sık kontrole gelmesi lazım. Veya sizin tercih ettiğiniz bir hekime görünmesi gerekiyor. Tamam. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Efendim Feride Hanım. Kerem Bey müsaitseniz Fırat sizinle konuşmak istiyor. Ver. Alo Kerem abi. Fırat. Aslanım. Nasılsın? İyiyim abi, nasıl olsun işte, evdeyiz öyle, yatıyorum falan. Şey soracaktım abi ben. Sultan nasıl? Yani Sultan Hanım'ı merak ettim de abi. İyi. Çok iyi. Akşama kadar buradayız, sonra köşke götüreceğim. Oh tamam abi tamam. Ben yani o yüzden rahatsız ettim seni. Sıkıntı yok. Önce Sultan. Önce aydınlığım. Sonra bekleyin beni. Bekleyin. Hadi ben çıktım, acele çıkarsam anca yetişirim sınava. Hepiniz öpüldünüz. Sen hariç, sen hala kızgın. Ben de sana çok meraklıydım. Hasibe bir baksana. Ben bunu okuyamadım. Yakın gözlüğün nerede Faik? Baksana onunla. Ya dükkanda unutmuşum. Klasik. Bu ne? Bezelye. Alttaki? Brüksel'le anası. O ne ya? Ay ben Faik şiştim. Bilmiyor musun? Anam babam lahanasına ne oldu? Brüksel nedir? Bekle babacığım. Beraber gidelim. Artık annem burada olduğuna göre bize ihtiyaç yok. Abla gitme sen ya. Gideceğim. Gitme. Sana kolay gelsin sevgili kardeşim. Ha Faik. Dur. Bir de şey lazım. Paça. Koyun paçası. Tamam. Tamam. Anne bak vallahi yemem. Asla yemem. Senin çok fantastik isteklerin olmaya başladı artık ha. İçeceksin. Eşek gibi hem de. Bütün ev sana paça kokuyor ya. Baba alma paça ya. Brüksel lahanası alsın. Brüksel lahanası iyi. Yok yok. Baba. Efendim kızım. İnsan hayatının normal akışında olan huzuru kaybedince anlıyormuş. Evet kızım, evet. Mesela annemin sana Faik paça al demesi mesela. Eline alışveriş listesi tutuşturması. Fırat'ın asla yemeyeceğim diye diretmesi. Bunlar eskiden olsa bana sadece bir kavga gibi gelirdi. Ama şimdi huzurun sesi gibi geliyor. Bazen huzur ufak bir kavganın içinde de gizlenebiliyormuş demek ki. Ne garip. Ay Gülten teyze biraz daha ağlarsan yani. Of. Tamam canım. Ağlamıyorum. Sustum. Ne zaman gidiyoruz? Şimdi. Ama siz böyle yaparsanız ben korkuyorum. Kesin öleceğim. Sultan.
Sultan Hanım. Şimdi sizin bu kibar ve narin bacaklarınız. Evet. Epeyce sıkıştırmışım biliyorum. Doktor söyledi ya. Sultan. Bir süre yürüyemeyeceksin güzel. Nasıl yani? Ama şey, kısa bir süre. Ama ben hissedebiliyorum ayaklarımı. Bakın. Ayaklarımı oynatabiliyorum. Çok güzel. Sen nasıl bir şeysin böyle? Niye abi? Kötü bir şey miyim? Çok güzel bir şeyiz. İşte bu benim kardeşim. Hayır benim kardeşim. Hey. İkinizin de olsun. Ne zaman gidiyorum? Biz bu kızı çıkartalım. Yoksa başımızın etini yiyecek belli. Bence de. Gülten abla siz toparlayın. Ben çıkış işlemledim tamam. Ben de abimin peşine takılayım. Bürokrasiyi halledemez o. Benim işim. Gel. Ben siz ne yapardım bilmiyorum. Çok sıkılırdım. Hem de çok. Niye? Hadi çabuk olun. Bunlar da niye bu kadar abarttılar? Ben anlamadım yani. Sanki hiç kalkamayacakmışım gibi. İkisi de seni canından çok seviyor olabilir mi? Öyle olacak tabii. Komiserim. Kalkmayacağım. Aracınızla ilgili rapor geldi de komiserim. Tamam sağ ol. Komiserim eve gidip dinlenseniz olmaz mı? Gideceğim. Gideceğim diye birkaç işim var. Onları halletmem lazım. Anladım komiserim. Tahsin Korkmazer. Beni ortadan kaldırmaya kararlısın. Bu demektir ki benden korkuyorsun. Çok korkuyorsun. Ama neden? Efendim? Aziz, Yalçın ben. Efendim Yalçın? Tam düşündüğümüz gibi. Benim arabanın fren baltaları. Babam. Kesin o diyemeyiz. Onu gösteren hiçbir delil yok ama... Aması maması yok. Yalçın. Tamam sağ ol haber verdiğin için. Sultan nasıl? Daha iyi mi? İyi iyi. Sultan iyi. Şimdi Kerem yanında. Eve geçiyorlar. Sen iyi misin? Bize bir şey olmaz. Ha bu arada Altan söyledi. Şükrü ve Davut meselesine. Teker teker gelin. Teker teker. Yoruldum. Holding'e gidiyorum Yalçın. Eğer tutuklamak istersen diye. Haber vereyim istedim. Zamanı gelecek. Ama yine de sağ ol. Haber verdiğin için. Sana söylediklerimi duyduktan sonra...
kaçıp gitme diye seni buraya kadar getirdim. Feride mi? Seni seviyorum. Aziz, gel. Hoş geldin. Hoş gördük. Herkes iyi mi? İyiler, daha da iyi olacaklar. İnşallah. E geç otur. Değil. Sultan kızım için. Canı sıkılmasın. Salih Baba, bu nasıl oluyor? Böyle eski kitaplar eskiden tek tek elle ciltlenirmiş. Birçok sanatımızda olduğu gibi bu sanatımız da unutulmaya yüz tuttu. Bu eser el yazması. Belki 300 yıllık. Muhtemelen müellif kitabı yazarken karaladığı bir kağıdı burada, kitabın arasında unutmuş. Bak. Harflere, yazıya, yazılana bakılırsa bir şey olmamış. Sadece kağıdın etrafı yenmiş. Mucize mi? Değil. İşinin ehli biri yapmış sadece. Aharlı dediğimiz kağıda yazılmış. Ahar? Kağıdı cilalamak aslında. Aharlı kağıda mürekkeple yazı birkaç kez yazılıp tekrar silinebilir. Kağıt cilalı olduğu için yıpranmaz. Kalem kolay kayar. Mürekkep aharlı kağıdın üzerinde tam olarak kuruyunca kağıda işler. Böyle olunca aharlı kağıda yazılan yazılar bir asır boyunca yıpranmadan, solmadan muhafaza edilir. Aharın içinde şap vardır. Şap kurtçukların üremesini önler. Böylelikle eser kendiliğinden asırlarca korunmuş olur. Yani? Yani asıl olan bilgiye sahip olmaktır. Her ilmin ve her sanatın da bir bilgisi vardır Aziz. Kahve. Bir dahaki sefere. Ben sadece ziyarete geldim. Sebepsiz. Sen sebepsiz zannedebilirsin elbette. Ama sebepsiz kuş uçmaz Aziz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abdurrahman Efendi, Aziz. Her şey aşikar. Ne? Her şey aşikar. Eyvallah. Bekle bakalım. Anlarsın elbet. Anlarız elbet. Eyvallah. Selametle git Aziz. Eyvallah.
Çay içeriz değil mi? Oh, çok şükür iyi görünüyor. Günaydın. Serpil Hanım benimle gelin lütfen. Günaydın. Duydun değil mi? Nehir Hanım'ın bizden farkı kalmamış statü olarak. Ne oldu acaba? Nasılsınız Aziz Bey? İyiyim Serpil, teşekkür ederim. Ve sen çok daha iyi görünüyorsun. Evet Aziz Bey, çok iyiyim. Buyur. Anlat bakalım, nerede oluyor? İnşaatta can kaybolmaması ve sorumluluğu sizin üstlenmeniz ortaklarımızı rahatlattı. Proje devam edecek. Zarara da ortak olacaklarını bildirdiler. Aynı zamanda üçüncü etap içinde görüşmelere hazır olduklarını belirttiler. Çok iyi haber. Evet Aziz Bey. Sabotaj ile ilgili bir gelişme var mı? Yani onu biz de anlamadık. Daha sonradan sabotaj diye bir rapor geldi. Demek öyle Tahsin Bey. Efendim Aziz Bey? Size söylemedim. Şimdi beni iyi dinleyin. Eğer bir daha ailemi tehlikeye atacak olursanız sizi var ya toptan yeryüzünden silerim bilmiş olun. Şimdi dinle beni. Şimdi ben birkaç gün evden çıkamayacağım. Şu saati, dosyaları ve kutuları bulun hemen. Kutular sizin adamlarınızaydı Tahsin Bey. Adamlarınızı Kerem aldı. Aa, hayır hayır, Kerem almış olamaz. Eğer Kerem almış olsaydı çoktan şimdiye harekete geçmiş olurdu. Demek ki bulamamış. Dosya zaten tamamen kayboldu. Biz süreceğimiz bir şey yok. Lan bir işi de becerin be, bir işi de becerin. Of. Efendim Bülent Bey, buyurun. Tahsin, işleri çok kızıştırmışsın orada. Düzelteceğim, efendim düzelteceğim. Kaç kere adamlarım seni aradı ama sen galiba bizi pek dikkate almıyorsun. Hayır, hayır, olur mu öyle şey efendim? O nasıl söz? Biz babanla çok iyi anlaşırdık. Sen niye böyle oldun anlamıyorum Tahsin. Her şey yoluna girecek Bülent Bey, merak etmeyin efendim. Bana istediklerimi getir Tahsin. Senden başka bir şey istemiyorum. Ben ikinci defa aramam, biliyorsun. Tabii ki, tabii ki. Merak buyurmayın Bülent Bey, ben halledeceğim. Senin oğlanın adı Aziz'di değil mi? Bakalım dedesi kadar zeki mi? Bülent Bey. Bülent Bey, lütfen bakın. Benim canımı alın. Ama oğluma dokunmayın. Lütfen. Bana kimsenin canı lazım değil Tahsin. Ben can almam. Sevmem de ölümlü ve kanlı hikayeleri, oyunları. Ben hayat alırım. Öylesi daha keyifli. Hayırdır artık? Mektuplar, kutular. Sırlar köşemiz. Hazır giyin, ne oldu?
Emrettiğiniz gibi her şeyi dedik dedik incelettik. Mailler, gelenler, gidenler. Böyle büyük çaplı bir işlemde hata olması akıl almazdı zaten. Çatlağı bulduk. Özgür Bey, bize son darbeyi o vurmuş. Ama anladığımız kadarıyla zaten daha önceden altı oyulmuş bir durum var. Zaten tek kişinin sebep olacağı bir kriz değil bu. Neden yapmışlar peki, öğrenebiliriz mi? Bunu nasıl söylesem bilmiyorum Aziz Bey. Nehir Hanım. Söyleyin Serpil Hanım. Nehir Hanım en başından beri Feride Hanım'ın bazı tasarımlarına müdahale etmiş. Ama tabii biz içerideki güvenden dolayı son kontroller yapıldı ve onaylandı diye tekrar bakma gereği duymadık. Kriz patladığı gün Nehir Hanım Özgür'ü arayıp düğmeye basmış. Böylece bu kadar aşamalı ve uzun sürece yayılan aksamanın nedeni de belli olmuş oldu. Arıza giderilince firmalarla tekrar görüştük. Elbette kayıplarımız var ama kalan sağlar bizimdir. Ay, ben çok özür dilerim. Dert değil Serpil Hanım. Aynen öyle. Kalan sağlar bizimdir. Peki bu işe Nehir Hanım'ın dahil olduğunu kimden biliyor? Ben, birkaç yönetici ve araştıran ekip. Öyle kalmışsın sağlayın. Bundan kimsenin haberi olmayacak. Zaten Nehir'e gerekli cezayı verdim. Ve imza yetkilerinden de aldım. Artık ona güvenemem. Aslında Nehir böyle biri değil. Ona ikinci bir şans verelim Serpil Hanım. Tabii Aziz Bey, siz nasıl isterseniz. Bir kahve rica edebilir miyim? Siz içeri girmeden söylemiştim. Teşekkür ederim. Oldum diye bir şey yok. Buldum diye bir şey yok. Oldum diye bir şey yok. Ondan başka bir şey yok.